Efendim, Almanya'dan herkese merhabalar. Almanya, Hamburg, Udersen Karadeniz Kültür Derneği'nin açılış törenindeyiz. Bu programımızda derneğimizin açılışıyla ilgili en iyi görüntüleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Kamerada çok değerli kardeşim Soner Gelemen ve program yapımcınız, sunucunuz bendeniz Ayhan Türk. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun Udersen Karadenizler Derneği. Dernek açılışımızdan yayın akışımız devam ediyor. Dostlarımız da tabii gelmeye devam ediyor. Efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fehmi Yılmaz. Fehmi Yılmaz, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Sağ olun. Karadeniz Kültür Derneği'nin ve kafenin açılışındayız. Duygularını, düşüncelerini alabilir miyiz? Biz de Karadenizli, biz de Samsunluyuz. Ne güzel. Bekir kardeşimize hayırlı olsuna geldik. Evet. Kendisi sevdiğimiz bir yeğenimizdir, Erdoğan Amizmoğlu. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah bol kazanç versin, utandırmasın. Amin cümlesin. Siz de galiba burada işverensiniz galiba. Evet. Değil mi? Neler söylemek istersiniz? Bekir de zaten benim eski bir elemanım. Evet. Ben de çalışıyordum. Yani ticaret. Ticaret diyoruz. Ticaret. Öyle. Peki son olarak Samsunlu kardeşlerimizi izleyecek akrabaların vardır. Vallahi Türkiye neler söylemek istersiniz? Türkiye'mize selamlar. Aleyküm selam diyoruz. Muhabbetiniz şen olsun. Tekrar hoş geldiniz. Evet kardeşim, sizi de tanıyalım. Siz de hoş geldiniz. Benim adım Hasan Kösalıoğlu oldu. Evet. Yani böyle gençlerimizi gördüğümde tabii ki seviniyoruz. Allah yolunu açık eylesin. Bol kazançlar dileriz. Amin. Sizin memleket nereydi? Çorum. Çorum. Ne güzel. Yarı Anadolu, yarı Anadolu. Türkiye muzayı. Yani. Hepimiz aynı ana vatan özlemiyle yanıtlaşıyorsunuz. Aynen. Aynen. Evet, nasıl bir duygu böyle bir Karadeniz Kültür Derneği'ne, Çorumlu, Sivaslı, Adıyaman'a, Büyükölü, Diyarbakırlı toplanıyorsunuz, hasbihal yapıyorsunuz. Yani burada ayrım gayrım yok. Burada hepimiz biriz. Ne güzel. Tek bir yumruz. Böyle olmamız lazım. Ama bunlara da sahip çıkılması lazım değil mi? Bunlara sahip çıkılması lazım. Ayrım gayrım yok. Sonra olarak Çorum'a neler söylemek istersin? Çorum'a bol bol selam. Hayvan yapıyorsun. Tamam. Hadi iyi sohbetler diliyoruz. Efendim, yayın akışımız devam ediyor. Bir taraftan da Soner kardeşim, bakın ikramlar da var. Şu anda güzel tatlı var. Hamsi var. Yanında da lajuşağı Temel var. Sağ ol. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Ama son zamanlarda az gelirsin. Sık evet, sık gelmeye geleceğim, çalış. Geleceğim. Hadi, geleceğim. Evet. Şimdi Karadeniz Kültür Derneği ve kafenin açılışındayız. Duygularını, düşüncelerini izleyicilerimize paylaşır mısın? Çok güzel. Erdoğan ailesi benim yıllardan beri arkadaşımdır. Maşallah. Razı oluruz. Abi kardeş gibi senelerden beri kontağımız devam eder. Haberini aldım. Hamsi ve gelecek olan misafirler dolayısıyla. Ufak muhabbet edip karnımızı doyurup. Her şey güzel. İsim neydi bu arada? Temel. Ama? Temel. Soyadınız? Evet. Şimşek. Şimşek. Siz nereliydiniz? Ben doğum yerim Arsin, ikamet ettiğim yer Şan'a. Tam akrepten, akrep olan yerler. Gelir misin tabii ki? Arsin, şöyle bir kamerayı bana çevirir misin? Evet, Kaptan Hüseyin, bakın ben nereye gidersem bu Arsinlerden kurtulamıyorum. Sen de bir Arsinlisin. Ben sana bazen zaman zaman ekranlardan söylüyordum. Ama biz işin latifesini yapıyoruz. Arsinli kardeşlerimize de buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Son olarak mesajını alalım. Benim bir yayın ortağım var, Kaptan Hüseyin. Takip ediyor musun onu?
O da Arsinli. Kocabadan, Kocabadan. Kocabadan. Bizden aşağılarda. Ben doğum yerim aslında Yanbolu'dan yukarıda da. O bilir onları. Yani eski ismi Elemunuz. Eski ismi Elemunuz. Yeni ismi Gölgelik. Ama benim 6 yaşından beri Şana'da ikamet ediyorum. Şana'dasın. Evet, evet. Şana'dan. Tam Murtazaoğlu'nun karşısındayım. Yolunuz düşerse uğrayın. İnşallah. Kaç senedir Almanya'dasın? Takriben 40 sene oldu. 40 sene buradasın. Şimdi böyle bir derneğin oluşumu nasıl bir duygu yaratıyor buraya? Hepsi toplanıyor. Bütün Türkiye mozaiği burada. Duygular nasıl burada yaşanıyor? Birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeş gibi olmak. Her şey daha güzel olur inşallah. İyi değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Bizim adımızda sıkıntı yok. Ha, değerli onlara da varsa söylesin. Onu en son söyleyeceğim. Ona içinden ikiye neler söylüyorum. Peki son olarak Arsinli kardeşlerimize. Herkesi öpüyorum. Allah'a emanet. Olmaz olur mu benim? Yedi sülalem oldu. Burada yakın. Avrupa'nın her tarafı. Eyvallah. Eyvallah. Zaten onu soruyor. Herkese selam, Allah'a emanet olun. Aleyküm selam, afiyet olsun. İnşallah efendim, afiyet olsun. Hoş geldiniz, çok şefalar getirdiniz. Oturun, oturun, rahatsız olmayın, oturun. Efendim siz de hoş geldiniz. Şefaları geldiniz. Dilerseniz şöyle başkandan başlayalım. Murat Yılmaz, Hamburg. Karadenizler, Hamburg Trabzonlar ve Trabzonsporlar Taraftar Derneği. İkisi bir arada mı? İkisi bir arada. Öyle diyelim o zaman. Hem Trabzon sancağımız hem Trabzonspor sancağımız bir arada. Ne güzel. Sayın Ayın Hocam. Evet. Geldik ziyarete. Bekir kardeşimden Allah razı olsun. Bize Kuzey Kutbu'na bu kadar yakın, memlekete bu kadar uzak bir yerde memleketimizin havasını yaşattığı için, hamsimizi yedirdiği için binlerce kez teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Mekan inşallah insanlarımıza hem kültürümüzü, hem yiyeceğimizi, hem kemencemizi, hem horonumuzu tanıtma açısından başarılı bir yatırım olur diye ümit ediyorum. Memleketi de çok selam ediyorum. Aleyküm selam. Başkan biliyorsun bu işler zor iştir, meşakkat işlerdir. Bu denekçilik. Evet. Kısa ve öz olarak senin de görüşlerini alalım bu denekçilik hakkında. Dernekçilik hakkında görüşlerimi söyle. Biz nacizane 4 yıldır yönetimde aktif olarak bu işi yapıyoruz. Bu sene başkanlığa başladık yeni ekibimizle beraber. Burada tabii işin iki boyutu var. Bir taraftan kendi insanlarımızı bir araya toplayabilmek. Öbür taraftan Alman makamlar olsun, diğer kuruluşlar, dernekler olsun. Onlara karşı sesimizi duyurabilmek. Onun için ben dünyanın dört bir yanındaki en büyük özelliklerimizden biri budur. Bir araya gelmeyi, bir arada olup birlikten güç doğar parolasıyla insanlarımızın bu gibi derneklere, bu gibi kuruluşlara sahip çıkmasını rica ediyorum. Aynen. İstirham ediyorum hatta. Çünkü biz ne kadar bir arada olursak, ne kadar kalabalık olursak o kadar sesimiz yüksek gelir, o kadar ciddiye alınırız. Nacizane biz bu tecrübeleri ettiğimiz için böyle tavsiyelerde bulunuyoruz. Başkan teşekkür ediyorum. Sizi zaten ziyaret edeceğiz. Deneyimizi de ziyaret edeceğiz. Ona da hasbihaller yapacağız. Bugün kısa tutuyoruz. Son olarak Akçabat. Sizin eski köyün ismini diyeyim ben. Kogan'a yeni ismi. Aynen. Uçarsu. Uçarsu'ya neler söylemek istersin? Uçarsu'ya çok selam olsun. Eşlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza, ölülerimize rahmet okuyoruz. Amin. Saygıyla, rahmetle anıyoruz onları. Ne diyelim, memleket deyince içimiz buruluyor bir nevi. Böyle hasret gidermeye çalışıyoruz. Ne güzel bu da. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar hoş geldiniz. Efendim siz de hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Ben Safet Yılmaz, Trabzon Akçabat doğumluyum. Evet. Fingemir'de de oturuyorum. 35 sene uçak firmasında çalıştım. Maşallah. Bir sene oldu, emekli oldum. 6 aydan beri Türkiye'deydim. Çarşamba günü yeni geldim işte. Erdoğan Bey'in mekanına geldik, açılışına geldik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bütün Akçabat, bütün Trabzonlara selam buradan. Aleyküm selam diyorum. Almanya geleli kaç yıl oldu? Almanya geleli 42 yıl oldu. 42 yıldır özlem nasıl devam ediyor? Çok çok anlatılmaz değil mi? Anlatılmaz. Ama anladım. Yeni geldim memlekette özlemi bir nebze olsun giderdin değil mi? Yarın yine gitmek isterim. Peki o zaman sen yeni geldin ama ayağın tozuyla izleyecekler. Onlara ne mesajın olur? Bütün Trabzon'daki bütün arkadaşlara, bütün dostlara herkese selamlar söylüyorum.
Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin tekrar. Sizin hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Sağ olun. Ben Samsunluyum. Adım Şükrü. Samsunlu kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Evet. Karadeniz Kültür Derneği'nin Erdoğan abi. Kafenin açılışındayız. Evet. Duygularını, düşüncelerini izleyicilerimizle paylaşır mısın? Güzel bir yer olmuş. Gerçekten Karadenizlerin buluşma noktası burası. Evet. Biz biraz uzaktan hem son tarafından geliyoruz. Hem sondan. Arada sırada geliyoruz Erdoğan abiyi ziyaret. Takılıyorsun gene yani. Evet, arada sırada geliyoruz. Çocuklar geliyor maç seyrede. Maşallah. Gerçekten güzel bir yer. Erdoğan abi yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şunu sorayım sana güzel kardeşim. Burası bir kulübeden ve uzak. Ana vatandan uzaktayız. Ama şu anda ne mutlu sana ki Türk bayrağının tam altında oturuyorsun. Aynen. Soner kardeşim. Şunu görür müsün? Bak arkada da Türk bayrağı var. Hatta karşı evet, karşınızda da şu anda Türk bayrağı var. Resmini de çektim. Böyle bir DNA'nın oluşumu için duyguların nasıl? Yani hem Karadenizler, diğer illerdeki dostlar da, kulübeciler de toplanıyor buraya. Yani özlem, hasretlik nasıl bir duygu oluyor? Bu anlatılmaz. Bunun yaşanması gerekir. Öyle değil mi? Ben her zaman söylüyorum. Her zaman Türkiye izine giderken, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelirken o bayrağı gördüğümüz zaman onu yaşamak gerekiyor. Anlatmaya dil yetmez. Aynen öyle. Bu bayrağın vatanın kıymetini bilelim. Aynen. Ne mutlu sana ki tam Türk bayrağı altında Almanya'da oturuyorsun. Allah razı olsun. Ne güzel. Erdoğan abi de böyle bir güzel bir bakan yaptığı için. Değerlerini bilmek lazım. Tabii. Buna sahip çıkmak lazım değil İnşallah. Mi? İnşallah. Çocuklarımızı aynı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi biz Samsun'un neresindendik? Ben Samsun Tekeköy'lüyüm. Ha Tekeköy'lüyüm. Tamam yolumuzun üzeri. Evet, şimdi hem Samsunlular izleyecek hem akrabalar hem Tekeköy'lüler izleyecek. Tüm Karadenizlere kucak dolu selamlar. Aleyküm selam hepsine. Diyorum. Hepsine. Eyvallah. Tüm Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. Efendim Karadeniz Kültür Derneği'nin açılışı şu anda gördüğünüz gibi dostlarla devam ediyor. Bir kısmı erken geldi, bir kısmı geç geldi. Şu anda bazı dostlarımız hamsi ikramında. Yanımızda da çok değerli bir dostumuz var. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mustafa Çiçekli. Mustafa? Çiçekli. Çiçekli. Memleket? Ordu. Ordu. 52. Selam olsun. Ne güzel. 52. Neler söylemek istersin? Karadeniz Kültür Derneği'nin açılışındayız. Evet. Neler söylemek istersin? Valla vatana, millete, hemşehrilerin hepsine hayırlı olsun. Burada Trabzon diye bir şey yok. Aynen. 81 ile önce Türkiye kucaklaşıyor. Ne yani güzel. Vatana, millete hayırlı olsun diyelim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Karadeniz'in ve Türkiye'nin bu birliğini, bütünlüğünü gördük mü biz kopuyoruz. Daha bize bir şey olmaz. Evet. Bu arada yayına girmeden önce seninle ilgili bir bilgi aldım. Senin de güzel bir sosyal sayfan var galiba. Evet. Ondan biraz bahseder misin? Biz kulübetlerimiz için
bir sıla gurbetçilerimiz için sıla yolu bir grubumuz var. Sıla yolu Avrupa diye. Sıla yolu Avrupa diye. 39 bine yakın üyemiz var. Maşallah. Ondan sonra, biz de yaptığımız hizmete hiçbir karşılık almıyoruz. Allah rızası için gönüllü yapıyoruz. Eyvallah. Ayrıca 365 gün, 7 gün, 24 saat Sıla Yolu Avrupa'nın WhatsApp'ın yol yardım grubu var. Bu karşılık almadan sizin Almanya'da ya da Avrupa'nın herhangi bir şehrinde evden çıktığınız zaman Türkiye'de evinize kadar sizi takip ediyoruz. Yani gümrüklerde ne var, yollarda ne var, ne Allah güzel göstermesin. Biz araba bozulduğunda sizi tamirciye yönlendiriyoruz. Eyvallah. Tamirci geliyor, yardım ediyoruz. Ve bunu kesinlikle karşılık almadan Allah rızası için yapıyoruz. Ne güzel, tebrik ediyorum sizi, kutluyorum. Çok hayır bir iş yapıyorsunuz. Evet. İşte bak, nimetleri güzel kullandın mı faydası oluyor değil evet, mi yani? Evet, aynen. Ayrıca artık Belgrad'da, Sırbistan, Belgrad şehrinde, şehir içinde gitmeye gerek yok. Yani yola 45 dakika, 1 saat uzatmaya gerek yok. Sırbistan, Belgrad çevre yolu bitmiştir. Çevre yolundan gitmelerini tavsiye ederiz. Bulgaristan girişinde inşaat da bitti sayılır. Sadece girişte bir 2 kilometre falan gümrükte bir inşaat var. Başka bir inşaat yok yani. Yollar çok güzel. Yani şunu diyeceğim. Belgrad diş arasında otoban çalışması var. Orada geceliğin çok dikkat etsinler. Bak gideceğim bu. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O zaman ne diyoruz? Gurbetçiler yola çıkmadan önce sizin sayfanızı takip etsinler. Bütün bilgileri daha ana vatanlarına kadar oradan alsınlar diyoruz. Sıla Yolu Avrupa olarak herkesin hizmetindeyiz. Teşekkür ben ediyorum. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Afiyet şeker olsun. Efendim merhabalar. Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim Mehmet Dursun Bayburt'tan. Bayburt. 69. 69 hoş evet. Geldin. Hoş bulduk abi. Karadeniz Kültür Derneği ve Kafe'nin açılışındayız. Duygularını, düşüncelerini izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Vallahi çok güzel olmuş. Her kişi tavsiye ederim. Erdoğan'ı tanıdım, yıllardır tanıdım. 40 senedir tanıdım arkadaş. Evet. Yani tavsiye ederim. Her kişi buyursun gelsin, tadına baksın, görsünler. Gurbedel'de böyle bir derneğin oluşumu sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Vallahi güzel bir duygu. Böyle duygu yani laf kelimeler söylemesi. Yani bütün Türkiye muzayı, bütün iller buraya toplanıyorsun, hasbihal yapıyorsun, sohbet ediyorsunuz. Evet. Fikir alışverişi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Siyasi kimliği bir tarafa koyuyorsunuz, özlem hasretini burada gideriyorsunuz. Aynen öyle. Hiç yani burada hiç, yani o, ben bu gurbet, şey yapmıyorum. Gurbet eldeki o sıla hasretini buradan bir nebze olsun. Getiriyoruz evet. Getiriyorsun. Evet, peki evet. Son olarak Bayburtlara ve Türkiye'ye mesajın ne olur? Buradan Türkiye'ye, Bayburt'a herkese saygı selamlar. Bay bay yapıyorsun onlara. Afiyet olsun. Da. Yedin mi hamsini? Yedim. Allah razı olsun. Afiyet şeker olsun. Tatlını Allah yiyebilirsin. Öner kardeşim bak tatlı da harika. Tatlıyı da alalım. Evet tatlı güzel. Evet efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Siz de tanıyabilir miyiz? Ben Ersun Çiğdemli, Kocaeli'nden. Bir ayağımızda Trabzonlu. Maşallah. Trabzon'da bulunan akrabalarıma da buradan selam göndermek isterim. Aleyküm selam diyelim. Kemal amcam, Pehlivan. Kemal Trabzon'un Pehlivan'a. Trabzon'un neresinden? İçinden. Bir kolumuzda Akçaabat'tan. Akçaabat hangi köy? Karadeniz ailesine de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yaşar Karadeniz'e. Aleykümselam diyoruz onlar adına. Teşekkür ederiz. Evet. Bu dersen Karadeniz Kültür Derneği ve Kafe'nin açılışındayız. Evet. Senin de duygularını alalım. Nasıl bir duygu? Böyle bir derneğin oluşumu, bütün Türklerin buraya toplanması. Nasıl bir duygu oluşturuyor sizde? Erdoğan kardeşimi aşağı yukarı 30 seneden beri tanıyorum. Maşallah. Bu kültür evini açması ve böyle bu şekilde olmasına gayet güzel buldum, gurur duydum. Tertemiz bir ortam. Bütün insanları burada bir arada topladığına da seviniyorum. Maşallah. Yani Erdoğan kardeşim Utersen kasabasının bir gururu diyebilirim. Maşallah. Açıkçası seçimler döneminde de çoğu kişiyi sağ olsun arabasıyla Hamburg'da getirdi götürdü. O vesileyle de ona ayrıca teşekkür etmek isterim. Sağ olsun, var olsun diyelim. Bugün bizi çağırdı buraya. Hamsi Festivali diyelim. Hamsi Festivali. Hamsi günü. Hamsi evet. Günü. Evet. Yediniz mi hamsi? Yedik. Nasıl güzel, hamsi? Çok güzel. Afiyet şeker olsun. Ellerine, kollarına sağlık. Bir nebze olsun hamsi özlemimizi giderdi. Özlemiş, özledik. Değil mi? Özledik. Aynen öyle, doğru diyorsun. Bir de şunu diyelim bize kardeşim. Bak, siz olun. Türkiye'nin ve ana vatanın kıymetini bilin ya. Türkiye'de yaşayanlara söylüyorum bunu. Bizim zaten kafamızın, beynimizin yarısı her zaman ana vatanımızda. Aynen öyle. Her şeyin doğalı orada, her organiği şey. Orada, insanlık orada.
Her şeyi var. Bak buradaki insanlar özlemle hasret. Dört mevsimi bir arada yaşayan bir memlekete sahibiz. Bir de şu var. Gurbet elden, yani gurbet elden gelenleri hor görmeyelim. Aynen. Burada neler çektiklerini bak biz çekip yanıyoruz burada. Doğru diyorsun. Bu özlem hasretliği yansıtıyoruz onlara. İşte bir nevze de bu Erdoğan Kuştül'ün kültür evinde hafta sonları buluşabilip arkadaşlarımız onun sayesinde görüyor biliyoruz en azından. Ne güzel. Sağ olsun tekrardan. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar rica hoş geldin. Safa geldin. Afiyet şeker olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Efendim yayın akışımız devam ediyor. Bazı dostlarımız yeni gelmiş. Yeme ikramlarını alıyorlar. Bazıları yediler biraz. Hamsi tadına vardılar. Burada da çok değerli dostlarımız var. Sonra kardeşim şöyle geliyorsun. Seni şöyle alalım. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Muharrem Çağlar, Çarşıbaşı, Trabzon. Ne güzel. Evet, Karadeniz Kültür Derneği, Udersem'deyiz. Evet. Açılışındayız. Duygu, düşüncelerini izleyicilerimize paylaşır mısın? Erdoğan abi, Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Maşallah. Biraz da olsun Türkiye'mize, memleketimize benziyor. Gene de geldik. Her yer burada mavi, kırmızı, evet, beyaz. Evet, her yer. Bize her yer Trabzon. Her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Evet, arkada da Türk bayrağı var. Bak sen her yerde şunu. Şöyle aynen alıyorsun, görüyorsunuz. Bu olmasa olmazlarımız. Aynen öyle, olmasa olmazlarımız. Çok evet, çok sağ olasın. Evet. Biraz da burada sohbet, ne memleket güzel konusundan, her şeyden. Burada toplandığınız zaman hasret, özlem biraz aynen azalıyor mu? Yani azalıyor. O duygularınızı izleyicilerimize paylaşıyorsunuz. Güzel oluyor. Genel güzel memleketini, oluyor, memleketini özlerinizden burada sohbet ediyorsun. Köylerden bahsediyorsun. Trabzon'dan bahsediyorsun. Bizine gidemeyenler, o gelenlerden oradan. Aynen, o sohbet ediyorsun. Evet. Güzel oluyor. Sağ olsun. Peki son olarak çarşıbaşlılar izliyor. Çarşıbaşına çok çok selamlar. Aleyküm selam diyorum. Allah birliğinizi, beraberinizi daim eylesin. Amin, amin. Böyle güzel günlerde buluşmak dileğiyle İnşallah. Diyoruz. Bay bay yapıyorsun onlara. Selamlar. Eyvallah, afiyet şeker olsun. Evet, hemen bu tarafa geliyoruz. Kardeşim benim söyleyeceğim söyledi ya. Bana efendim biraz şöyle, ben yoruldum. Oturalım şöyle. Buyur. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sabah gidelim. Şöyle kameraya bakıyorsun, izleyicilerimiz. İyi Allah'a şükür. İyisin. İyi Allah'a şükür. Memleket sizin? Trabzon. Senin de Trabzon. Evet. Evet. Ha, akraba mısınız? Kardeşim. Kardeşim. Evet. Hanginiz büyük? O mu sen? Hangi ya? Hangisi büyük? Ben bilemiyorum şimdi, kafaya koydum. Ben büyüğüm. Sen büyüğün. Evet, 6 yaş büyüğüm. Afiyet şeker olsun. Sağ olasın. Sana dedik Kültür Derneği'nin açılışındayız. Valla çok duydum güzel oldu. Düşüncelerini, izleyicilerimi şöyle çok kameraya bakarak. Çok çok güzel oldu. Hafta sonu da olsa, bir gün de olsa buraya toplanıp birbirimizin yüzünü görüyoruz. Birbirimizle muhabbet ediyoruz. Yani ne diyeyim yani, birazcık da olsa Türkiye'den yüzücü bir kare olarak burada yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Ama tabii Türkiye hiçbir yer zaman yerini tutmaz, tutamaz zaten. Öyle değil mi? Ama birbirinden konuştukça insan o müddette konuşması aslında Türkiye aklına geliyor. Aynen. Çok güzel oldu. Allah razı olsun Erdoğan abi de. Onu izledi seneden beri kanunumu. Maşallah. Evet. Çok iyi hemşerimdir. Allah bununla kan değindirmesin. Ama güzel kardeşim, şöyle önemli bir şey var. Bu dernekten önemli olan kurmak değil. Sahip çıkmak, yaşatmak değil mi? Tabii, her iyiydi. Şimdi bazı her insanlar bunun değerini, kıymetini yok, bilmiyor ama kurbet elde olan dostlar bunun değerini çok iyi biliyor. Aynen. Dernekçiliği biz de yaptık zamanda. Hani bu zor ve meşakkatli bir iştir yani. Aynen öyle. Türkiye'deki yaşayanlar Türkiye'nin değerini bilmiyorlar. Aynen öyle. Hani yurt dışında yaşayanlar da böyle küçük yerlerin değerini çok biliyor. Evet. Çünkü Türkiye hasretle yaşıyoruz. Evet. Şöyle bir Trabzon şeysi söyleyelim mi? Hani Kanarya'ya koymuşlar kuş kafesine, ne demiş? Yine vatan, yine vatan. Yine vatan, yine vatan. E gibi pigen kapılığı demiş. Evet. Evet. Değil evet, mi? Evet. Ya. Evet. Şuradan bay bay yapalım bütün Trabzonlara. Çok güzel. E gidi Trabzon. Türkiye selam olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayaneker. Ayaneker Ataş'ım. Hoş geldin, sefa geldin. Sağ ol. Memleket? Memleket Ordu. Ordu, neresinden? Evet. Ulubey. Ulubey, selam olsun 52'ye. Evet, Udersen Karadeniz Kültür Derneği'nin açılış törenindeyiz. Duygularını, evet, düşüncelerini izleyicilerimize paylaşır mısın? Erdoğan'ı çok iyi tanıdım. Eskiden beri bir arkadaşım. İyi. Evet. Çok iyi bir arkadaş. Bugün de açılışı var Karadeniz Derneği'nin. Biz de buraya geldik. İcabet ettik. Hayırlı olsun diyelim. Başka bir şey diyecek gerek yok. Teşekkür ediyorum. Gurbette nasıl bir duygu? Böyle bir derneğin oluşu, Türklerin toplanması. Ya şimdi biz burada aşağı yukarı geçtiğimiz yıllarımız burada geçti. 43 sene bitti, 44 senenin içindeyim. Hani çok eskiden tanıdığım için burada herkes bir aile, bir dost, bir akraba evet gibiyiz burada. Ama yani tabii Türkiye'den ayrılmak tabii bu sene de izine... Zor. Türkiye'de gidip Türkiye'nin bir medeniyetsin. Işte, mutlaka. İzine, peki, izine de gidemedik yani. Öyle mi? Gidemedik. Peki seni o zaman izine gönderelim buradan. Şimdi Ordu'da 52. Ordu'da Ulubey de bizi izleyecek. Olsun, oradaki gidelim dostlara, akrabalara mesajın Ege'si ne olur? Orada Ege'si çok izleyicimiz var. Herkese çok çok selamlar. Herkese yani öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah, sağ olasın.
Efendim sizi de tanıyalım. Hemen tanıyalım sizi. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Allah razı olsun. İsim? İsmim Hasan Koç, Sivaslıyım. 58. Selam olsun buradan Sivas'a. Selam olsun. Erdoğan'ı da tanırım. Allah işini gücünü rast getirsin. Eyvallah. Açtığı mekanda da Allah utandırmasın. Nasıl bir duygu böyle gurbet elde böyle bir DNA'nın güzel olsun. Arkadaşlık Türklerin ortamı var. Özlem ve hasretliği gideriyorsunuz. Arkadaşlık ortamı var. Başka da diyecek bir şeyim yoktur. Peki yani. Son olarak ha? 58 Sivaslı dostlarımız var. 58 Sivaslı dostlara hepsine selam olsun. Aleyküm Allah selam sağlıklı gibi. Günler nasip etsin. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de tanıyabilir miyiz? Adım Hüseyin Toksuz. Ben Samsunluyum. Samsun Batı. 55 Samsun'a selam olsun. Aleyküm selam. Evet, bu dersen Karadenizler Derneği'nin açılışındayız. Evet. Neler söylemek istersin? Erdoğan abiyi 30 seneden beri ben buradayım. Tanırız. Evet. Geri gittiğimiz yer çok da güzel bir mekan yapmış buraya. Destek olmak için geldik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür eyvallah, ediyoruz. Samsunlara mesajın ne olur? Selam olsun herkese. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza evet. Sağlık. Halim Kuştul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah şükürüyüz ya. Evet. Karadeniz Kültür Derneği'nin açılışındasın. Duygularını, düşüncelerini izleyicilerimize paylaşır mısın? Öncelikle hayırlı olmasını vesile ediyorum arkadaşlarımıza. Kuzenim oluyor zaten kendisi. İnşallah bol kazançlı, hayırlı bir mekan olur hepimize. Evet. Ne diyeyim abi başka? Şimdi gurbet elde böyle bir derneğin oluşumu sizlerden ne gibi bir duygu, ne gibi hisler? Tabii çok güzel var. Bir duygu oluyor. Sonuçta burada arkadaşlarımızla beraber toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Kültürü yaşatıyorsunuz. Kültürü yaşatıyoruz. Maçımızı izliyoruz. Maçınızı izliyorsunuz. Evet. Güzel bir ortam oluyor. Sonuçta. Güzel bir ortam oluyor değil mi? Böyle bir ortamı dışarıda bulamadığın için hem gençlerimiz için de kötü yollardan arınmaları için böyle gelip burada arkadaşlar ortamında oyunlarını oynayabilirler, evet. Maç izleyebilirler, çay evet. İçebilirler. Güzel eyvallah. Yani güzel bir ortam. Ne güzel. Tebrik ediyorum. Son olarak Akçaabat, Ambarcı, eski ismiyle Whiteon köyündeki dostlara mesajın nedir? Ya onlara öncelikle herkese selamlar olsun, akrabalarımız olsun, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Evet. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Ben Arı Dilgin, Malatyalı. O 44 Malatya. Evet. Güzel dostlarımız var. Selam olsun. Sağ olasın. Kayası Allah diyarına. Senin de duygularını, düşüncelerini alabilir miyiz? Dernek hakkında. Evet. Karadeniz Kültür Derneği. Türkiye mozaiği daha doğrusu. Evet. Diyelim. Bak zaten, burada. Zaten Erdoğan abim memleketimizi iyi temsil ediyor Almanya'da. Onun için de çok mutluyum yani diyebilirim. Evet. Bugün de hem açılış var hem de evet. Geleneksel hale gelen hamsi günü bugün. Hamsimiz var, hamsiyi evet. Beğendiniz mi? Evet tabii ki her zaman. Sık zaten sık hamsi bu... yer misiniz? Aynen. Ha, burası biraz uzak oluyor, sıkıntılı oluyor ama her Türkiye'de. Her zaman orijinal hamsi yemiyoruz. Yani. Erdoğan abim getiriyor evet. Ya da Kermes'te ya da Cami'de yiyebiliyoruz yani. Evet. Evet, son olarak şimdi burada Malatyalı kardeşlerim seni izleyecek. Onlara mesajın ne olur? Ben Malatya olmak üzere bütün Türk dostlarımıza, vatandaşlarımıza selam gönderiyorum. Yani. Aleyküm selam diyoruz. Afiyet olsun. Tekrar sağ hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, ne kadar mutlu oluyoruz biliyor musunuz? Yani gurbet elde böyle bir derneğin hem açılması hem yaşatılması tabii zordur bunlar ama Malatyalısı var, Sivaslısı var, Ordulusu var, Trabzonlusu var, Rizelisi var, Batmanlısı var, Bingöllüsü var. İşte Türkiye mozaiği bu. Bizi kimse yıkamaz, kimse ayaktayız. Evet, genç bir delikanlı. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah aşkına. Bir tanıyalım nasılsın? Sizi. Valla ben İsa Eker. İsa Eker, hoş geldin. Hoş bulduk. 52. Aynen, Ordu. Evet. Ordu. Ordu, full time devam. İnşallah. Evet, Karadeniz Kültür Derneği'nin açılışındayız. Değerli arkadaşın Bekir açtı burayı. Sana da duyguların, düşüncelerini alalım. Şöyle ekrana bakıyorsun. Aynen, ben Bekir abimi hayırlı uğurlu olsun ilk önce diyorum. Eyvallah. Allah bol kazançlar versin. Üterzen şehri, köyünde, Almanya'da bir dükkan lazımdı. Bizim Karadeniz gençleri özellikle değil mi? Aynen. Bizim zaten büyüklerimizin zaten çoğunlukla dükkanı var buralarda. 4-5 tane gençler için eksikti. Ne güzel. Hayırlı olsun diyorum yani başka bir teşekkür şey. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hamsiyi nasıl buldun bu arada? Hamsi süper olmuş ama Trabzon hamsisini tutmaz. Öyle mi? Ya bu çok uzağa geliyor bura. 3000 kilometre uzaktan geldiği için. Onu da ayarlasınlar artık. Bu kadar millet var burada yani. Size. Yollasınlar oradan. Peki afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olasın.
O zaman hiç var etme, ben de yenisem aşkım. O zaman hiç var etme, ben de yenisem aşkım. Saçım uzun kapkara, beyazım ara. Anca toprak kazar, ben de arzum ya. Anca toprak kazar, ben de arzum. Anca toprak kazar, ben de arzum ya. Efendim, Udersen Karadeniz'de Derneği'nin açılış törenindeyiz. Çok değerli hocamız yanımızda. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nasılsın biraz hocam? Biraz sonra iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hocam biz sizi tanıyoruz ama ekran başında sevgili izleyicilerimize gelmez mi? Tanıtır mısınız? Adem Türe'de Giresunluyum. 5 yıl burada öğretmenlik yaptım Karadeniz'de. Türkçe öğretmeni yaptık ama göremiz bitti. Şu anda burada çalışıyoruz. Evet, şimdi Udersen Karadeniz'de Derneği'nin açılışını dair duygularını, düşüncelerini ekran başındaki izleyicilerimizle paylaşır mısın? Tabii grubette böyle şey her zaman için insanlar birleşim açısından çok güzel bir şey. Tabii ki bir Türk olarak belki kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah tabii her şey dilediği gönlünce olur. Güzel bir şey, insanlar bir yerde olmak. Tabii Karadeniz'de biz de Karadeniz olarak tabii ki bizim için ayrı bir onur, ayrı bir gurur. Evet. Bize Karadeniz her zaman için. Trabzonspor'umuza da buradan inşallah yine şampiyonluklar diliyoruz. Öyle mi? İnşallah bu arada Giresun Spor'a da diyelim, biraz sıkıntılı ama inşallah. Giresun Spor, evet, biraz maddi sıkıntıları var. İnşallah Erdoğan abi bir yardım ederse biraz daha... Öyle değil mi? Kulüp başkanı olur mu dersin? Belki ona da bir yardım alırız. İkna etmeye çalışalım. İnşallah bakalım artık o şekilde. Hani dediğim gibi yani... Burada her zaman biz de gurbetçi olarak söylüyoruz. Almanya'da olsun, toplumda olsun. Böyle insanlar bir yerde olması, bunlar bir de bir Türk derneği olması, insanlar için bir yere gelmesi çok vesile olması çok güzel bir şey. Ben de her zaman işte elimde gelince bu tür etkinliğe katılıyorum. Ne güzel. Bugün de çalışıyordum. Yeni geldik. Geri gelmez ayağımız tozuyla buraya geldik. İnşallah hayırlı olur. Evet. Önce Bekir kardeşimize, sonra Karadenizlerine ve tabii tüm toplumumuz için hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Biz son olarak biliyorsunlar izliyor buradan. Onlara bakarak, bana bakmıyorsun. Tabii, mesajın ne var? 28 Giresunlulara. Giresun tabii ki benim memleketim Güce. Buradan tüm vatanımıza değinecekler. Vatanımıza, herkese saygı ve selamlarımıza. Aleyküm selam diyoruz onlara. Bay bay yapıyorsun onlara. Eyvallah hocam, sağ ol. Görüşmek üzere. Efendim, Udersen Karadeniz Kültür Derneği'nin ve kafenin açılışında yayın akışımız devam ediyor. Tabii bu arada çok değerli dostlarımızı, hemşerilerimizi, yakın köylülerimizi de burada bulmak bize onur ve gurur veriyor. Onlardan bir tanesi de çok değerli kardeşimiz. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Harun Kölemen. Evet. Trabzon Akçaabat Demirkapı, eski ismi İstera. İstera'da. Evet. Kurbet elde hayat nasıl gidiyor? Gayet iyi bence. Evet, şöyle ekrana bakıyorsun. Öyle mi? Evet. Öyle mi bakalım? Evet. Bence güzel. Herkes kendi şansına konuşabilir. Bence güzel gidiyor. Kaç yıl oldu buraya geleli? 33 yıl oldu. 33 yıl oldu. Aynen. Hiç düşmanlık duydun mu? Başlardan duyuyordum. Şimdi hiç alıştım. Duymuyorum. Hayır. Dili öğrenince? Dille alakası. Dil bilmemek kötü bir şey ama değil mi? Dil bilince... Buradaki yaşamın daha rahat oldu. Evet. Ama aşina oluyor musun buraya? Değil mi? Evet. Yani. Şimdi dernek açılışındayız. Duygularını, düşüncelerini, ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersin? Bunlar tabii ki bize lazım. Kültürümüzü, örf adetlerimizi unutmamak için. Evet. Bunlar bize lazım. Güzel oluyor böyle şeyler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Kustula. Evet, bu arada siz burada ne iş yapıyorsunuz? Ben tamirhanemle. Kendi tamirhanemle. Kendi tamirhanemle. İşleriniz nasıl, iyi mi? Allah şükürler olsun. Şimdi ağırlıklı Almanlar mı, Türk müşteriler mi? Benim daha çok Alman. Alman. Evet. Onlara Almanca neler söylemek istersin? Almanca onlara bir şey söylemeye gerek yok ki. Onlar anlamazlar şimdi. Anlamazlar. Memnun musun onlardan? Çok. Memnun musun? Çok. Peki fazla konuştum ama beni. Öyle mi? Peki son olarak o zaman. İçimi fazla açma. O zaman gurbetten Sıla'ya son mesajını alalım. Herkese selam olsun. Bütün tanıdıklara, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Aleyküm selam diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Allah en kötü gününüz böyle olsun. İnşallah. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Kursam yapılarımı, o senin tıracı bana açtı kapılarını. Ne iş
Işınlar gurbede, ey gidi telgafa. İki gün kaldım orada, yollandım Düsseldorf'a. Tersine gittim dağıttım Bosni Cemal'ın kahvesine. Döner miyim kucuğaz gece uykularını, açtı bana Cemal'ın gene kapılarını. Çalıda söylemeye, gidelim ondan da ya muhabbet eylemeye. Hiç başından kalkar mı veren dağların süsü, yol vermedi ki bana almayalım polisi. Gidelim ben yaralıyım gene, aldı da teslim etti Almanya bonnesine. Duymadın mı sesimi ben bağına bağına, Egemen teslim etti beni bir kavura. Bir kavur teslim etti beni bir kavura. Zafer Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Hamdolsun. Bu dersen Karadeniz Kültür Derneği'nin açılışındayız. Duygularını, düşüncelerini paylaşabilir misin? Yani burayı görmek Türkiye'yi yaşamış gibi oluyorum. Yani Türkiye'deki o şeyi. Onun için ben de Hamburg'dan geldim buraya bu duyguları yaşamak için. Evet. Çok güzel bir duygular. Ya böyle bir derneğin oluşumu buradaki gurbetçilere nasıl bir duygu veriyor? Özlem, hasretlik burada toplanıyor. Türkiye sanki yaşatıyor bizi yani. Yaşatıyor. Evet. Ama önemli olan biliyorsun bu dernekleri kurmak değil. Kurup da ondan sonra bunları sahiplenmek. Yaşatmak. Değil mi? Yaşatmak. Evet, yani evet. Meşakkatli, zor işlerdir bunlar. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Valla herkes elinden geleni yapmalı. Yani buralara, buralı dediğin gibi kolay kolay gelmiyor bu. Olmuyor bu işler. Evet. Meşakkatli, zor. Sadece, hem maddi hem manevi olarak. Sadece açılışa gelip de ondan sonra... Hadi bana eyvallah yok. Yok. Evet. Gelip bu duyguları yani, yaşamak lazım daha sonralardan da. Evet, ne güzel bak arkada Trabzonspor abim hemen karşımızda Türk bayrağı. Değil mi? Yani aynen. Vatan her şeyi var burada. Gerçekten benim oturduğum yerde böyle güzel bir yer şu anda Hamburg olduğu halde böyle güzel bir yer yok, yok. Yani. Bir kulübümüz var bizim, spor kulübümüz. Sigara içiliyor da yalvarıyorsun, yakarıyorsun ki bu sigarayı bırakın da böyle oturalım burada sigara içilmeye yerde. Evet. Hani Hamburg gibi bir yerde böyle bir yeri yok yani. Hijyenik, temiz, pırıl pırıl. Temiz, pırıl pırıl. Yani uzak varsa uzaklarda ama bizim yakınımızda böyle bir yer yok yani. O da kardeşini tebrik ediyoruz. Onun emeğiyle buraya böyle oldu. Erdoğan'a neler söylemek istersin? Böyle bakarak mı? Vallahi Erdoğan'a çok cesur bir insan, girişimci. Onun için kutlarım kendisini. Ben de uzakta olmasına rağmen yine her zaman buraya gelmeye çalışacağım yani. İnşallah. Burada oturup bu güzel şeyde, mekanda oturmayı çok isterim. Hamburg'da dediğim gibi çevremde böyle bir şey yok yani. Evet, kıymetini bilmek lazım. Bilmek lazım aynen. Ayrıca özellikle bu uzak diyarda, kurbet elde, Almanya'da böyle bir... Evet. Derneğin oluşumu, hijyenik, temiz, pırıl pırıl. Gerçekten gurur veriyor insana. Yapanlardan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yaşananlardan sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak lazım. Son olarak bizi müdür isteyecek Osman Çolak. Türkiye'deki bütün yakınlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah kendileri de buraya gelir, burayı görürler.
bu duyguları onlar da yaşarlar yani. Biz Trabzon'u buraya taşıdık. Onlar da buraya gelip sahip çıktılar, yaşasınlar. Yaşasınlar evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin diyoruz. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Ömer Kuştur. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. İyisin. İyiyiz Allah'ım. Ne var ne? Siz iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Evet, bu dersen Karadeniz Derneği'nin ve kafenin açılışındayız. Siz de bugün hamsi yapıyorsunuz. Hem hamsi günü duygularını, düşüncelerini bizimle paylaşırız. Vallahi yani böyle bir günde olmak hakikaten benim için mükemmel. Aynı zamanda Trabzonspor'un Fenerbahçe gibi bir dev. Ondan sonra ikinci maçını da öyle galibiyetle tamamlaması bizim için mükemmel oldu. Yani o Bordo Mavi'yi gördüğümüz zaman zaten bizim için hamsi demek. Öyle değil mi? Evet. Evet. Şimdi böyle bir derneğin burada olması Temel kardeşim, sizin nasıl bir özleminizi, hatırladığınızı gideriyor mu? Nasıl bir duygu? Vallahi tabii ki çok güzel yani böyle dernekleşme. Yani biz zaten kurucuların arası ilk yerin. Yani çok güzel kenetleniyoruz yani. Biz yani hakikaten çok gurur verici bir olay abi. Ama önemli olan bu dernekleri kurmak değil. Önemli olan sahip çıkmak sahip ve yaşatmak lazım. Yaşatmak evet aynen. Onun için değerlendirmek lazım. Yani izleyicilerimize de buradan seslenelim. Bu tür derneklere sahip çıkacağız. Bunlar zor ve meşakkatli işlerdir değil mi? Evet kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Son olarak ekran başında izleyecek değerli izleyicilerimize ve özellikle Akçabat, Ambarcık, Vayton göğündeki dostlar. Evet. Neler, onlara neler söylemek evet, istiyorsunuz? Hepinize Terzen'den sonsuz saygı selamlar. Biz her ne kadar 4300 kilometre uzakta olsak bile gönlümüz, kalbimiz sizinle atıyor. Hepinize sonsuz saygı ve selamlar gönderiyorum. Efendim, bu dersen Karadenizler Derneği'nin ve kafenin açılış töreninde yayın akışımız devam ediyor. Şu anda hamsi pişirilen yere geldik. Çok değerli dostlarımız burada. Hem yardım ediyorlar hem tadına bakıyorlar. Biz de onlara mikrofon uzatalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Necati Recep. Evet. Nasıl bir duygu? Udersen Karadeniz Derneği ve kafenin açılışındasın. Biz çocukluktan beri tanışıyız. Evet tanıyorsun. Nasıl bir duygu böyle bütün Türkler çok, buraya toplanıyor? Asbihal yapıyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel diyorsun. Şaka, maka. Öyle değil mi? Evet. Yani günleriniz böyle geçiyor burada. Oho. Ama bu derneğe de sahip çıkmak lazım değil mi? Yani evet. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahem Bey. Sizi de tanıyabilir miyiz? Benim adım Erol Soyadım Çabuk. Sizin memleket ne? Benim memleketim Ordu. Ordu 52. Neler söylemek istersin? Böyle bir derneğin açılışı var. Efendim hamsi günü bugün. Duygularını, düşüncelerini izleyicilerimize paylaşır mısın? Vallahi aşağı yukarı ben Erdoğan abi derneği daha doğrusu 96 yılından beri buradayım, tanıyorum. Maalesef. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Teşekkür. Böyle bir yayın gerçekleştiğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Vallahi ne bileyim, böyle dernekler olması çok güzel. Yalnız bunlara süreklilik, devamlılık aynen önemli. Sahip çıkmamız lazım. Burada emeği geçen, başta Erdoğan abim, Temel abim olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Herkes bir meşakkat gösteriyor, muhabbet, önemli olan birliktelik. Sağ olsun Erdoğan abi bunu sık sık yapıyor. Kah hamsi günüyle, kah böyle ne bileyim kuzu çevirmeyle. Ne güzel. Biz burada bunu sürekli yapıyoruz. Biz mutluyuz, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak Ordu'ya mesajım. Buradan Ordu'ya, Karşıyaka Mahallesi'ne, bütün akrabalarıma, sevenlerime teşekkürler. Buradan selamlar sunuyorum. Biz ne kadar uzak olsak bile kalbimiz her zaman onlarla çarpıyor kalbimiz. Biz memleketi unutamıyoruz. Bay bay yapıyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla hoşça kalın. Kardeşim diye yaylacım Almanya yollarında. Çobanlık ediyordum mektep kapılarında. Hep benim gibi söyler yaylanın aşıklarını. Bir gün yayla suyunla yıkar çamaşırlarını. Elinde cermen canım soner yayına bastı. Çamaşırını yıkardı çablamalara astı. Bir gün akşam üzeri gene hava karardı. Aldı çamaşırlarını çemberi orada kaldı.
Unutamadım seni, seni Ermeni kızı. Aldım çember cumanı, eyledim yastık izi. Ertanların kanı, kalkar çimen yukanı. Halet biter oradan, o yayla kokuları, o yayla yolları. Bu dersen Karadeniz Kültür Dernek Başkanı Erdoğan Kuştun Başkanımla beraberiz. Efendim bugün hem de Hamsi Günü derneğinde açılışı vardı. Dilerseniz mikrofonu Erdoğan Kuştun Başkanı uzatalım. Onun duygularını, görüşlerini alalım. Bugün dostları ziyaret etti, açılış vardı, hamsi ikramı vardı, tatlı ikramı vardı. Erdoğan Kuştun, hoş geldin, sefa geldin. Sağ olasın Ayhan abicim. Nasılsınız? Sen de hoş geldin, mutluyuz. Evet. Davamızı bitirdik, açtık, hem de ikimiz beraber dede olduk. Evet. Senin de gözün aydın olsun diye. Hepimizin gözü aydın. Vatana millete hayırlı olsun. Hayırlı ve evlat olsun. Evet, evet. Karadeniz Kültür Derneği'nin açılışındayız. Duygularını, düşüncelerini ekran başındaki sevgili izleyicilerimizle paylaşır mısın? Ne diyelim Ayhan abicim, işte Ramazan'da başladık burayı artık düzenlemeye, yapmaya işte. Şimdi nasip oldu açmak için. Evet. Bir dön arkadaşlar. İcadilat yaptım buraya. Güzel oldu. Buraya güzel oldu. Evet. Ekranlarda görünüyor arka tarafta, evet, zaten. Artık geri, evet, kalanı arkadaşlara kaldı inşallah. Evet, ben her zaman kalanı... zaten ekran başındakilere Erdoğan kardeşim şunu söylüyorum. Önemli olan dernek açmak değil. Derneği açıp bir de ona sahip çıkmak lazım. Ya bu zor ve meşakkatli bir iştir. Burada ne türlü zorluklarla karşılaşıyorsun? Biraz onlardan bahseder misin? Ya hemen hemen bizim 20 sene oldu Ayhan abi. Belki 25 sene olmuştur. Tam olarak hatırlamıyorum da yani. Evet. Şimdiler Allah'a şükür iyi gidiyor yani. Yer kendimizin. Onun maşallah için bir sıkıntı yok. Evet, bugün katılım oldu. Nasıl buldunuz? Evet, çok güzeldi. Dostların, arkadaşların geldi. Ayaklarına sağlık. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim da söylemek istemiyorum. Fazla şımarılsın diye. Benden geçim seni Allah, seni çok medettiler ya. Yok, sıkıntı yok. Bayağı seviliyorsun buradan. Seviliyor, sağ olsun arkadaşlar. Ne yani, yapalım ya? Gerçekten şimdi şakayı bırakalım da sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten buradan Malatyalısı, Sivaslısı, Bingöllüsü, var Diyarbakırlısı, Ordulusu, Samsunlusu, Trabzon, Rizelisi. Yani Türkiye mozaini buraya topladın. Ya seni bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olasın Ayhan abicim. Bütün gurbetçilere, bu Almanya'da olanlara gerçekten örnek oldun. Orada, bu Almanya'da değişik ülkelik yerlerde dernekler var. Oradaki dernek başkanlarına, yöneticilerine bu der senden. Mesajın ne oldu? Ne olacak? Aynı böyle toplanmak. Birlik beraberlik olsun abi. Evet. Bizim Türkiye mozaik olsun. Bizim için abi vatan, bayrak, ezan. Aynen öyle. Yani bir de Trabzonspor. Bir de Trabzonspor, evet. Olmasa olmazlarım. Hele de Fener'i yendik, daha çok mutluyuz yani. Evet. Son olarak ekran başında çok değerli Türkiye halkı Akçabat ve Ambarcı. Evet, hepsine, arkadaşların hepsine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Herhalde ay sonu gelebilirim yani, yine buluşuruz inşallah. Kızımı çeviririz, ne yaparız bilmiyorum. İnşallah. Herkese selam. Aleykümselam, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Efendim, bir başka yerde, bir başka programda görüşmek, kavuşmak dileğiyle Almanya'dan hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. We'll be right back.